cezası infaz ediliyor ama davaları devam eden ya da yakalanmamış olanlar yönünden 20 yıllık ceza zaman aşımı söz konusu 146-1 için. 146-3 ile ilgili olarak 10 yıllık zaman aşımı söz konusu. O da 15 yıl kesen işlemle birlikte. Bu 146-1 ile ilgili yakalanmamış olanlar konusunda 93'ten ne yazık ki başlayacak. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Peki. Sayın Saruhan, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Sivas Katliam Davası Avukatlarından Sayın Şenel Saruhan bizi hukuki süreçle ilgili bilgilendirdi. Bu sürece nasıl geldik? O konuda da bilgileri bizimle paylaşmış oldu. Teşekkür ediyorum bir kez daha kendisine. Ve stüdyo konuklarıma döneceğim. Zeynep Altok Akatlı ve Eren Aysan bizimle birlikte. Zeynep Hanım, tam da meclis platformun girişiminden bahsediyorduk. Tamam. Evet. Dolayısıyla bir araya gelen 1948 Sabahattin Ali cinayeti birinci cinayet gibi düşünürsek, en son Hrant Dink cinayetine kadar geçen 28 faili meçhul bırakılmış siyasi cinayetin mağdurları olarak düşünebilirsiniz toplumsal bellek platformu ailelerini. İnşallah da hakikaten Hrant Dink son olur. Başka acılar yaşamayız. Biz bundan 2 yıl önce meclise bir ziyaret gerçekleştirdik. Tüm partilere, mecliste o dönem bulunan tüm partilere randevu talebimizi ilettik. Toplumsal bellek platformu olarak siyasi bir konumumuz yok. Herkese eşit mesafede duruyoruz ve sadece adalet arayan bir grubuz. Dolayısıyla mecliste yaptığımız ziyaretlerde de o dönemde bizi MHP dışında tüm partiler kabul etmişlerdi. Tüm partilerin çok olumlu yaklaşımlarıyla karşılaştık. Ortadaki inkar edilemez durumun farkında olduğunu herkes dile getirmişti. Ve arkasından da gerekli yasal düzenlemeler olsun, taleplerimiz olsun, buna duyarlı olduklarını ve yerine getirebilmesi için herkes takipçi olacağını söylemişti. Ancak devam eden süreçte CHP ağırlıklı olarak o dönemde ve daha sonra BDP'nin de birçok kez bizim taleplerimizi önergeyle meclise sunması söz konusu oldu. Ve her seferinde bizle görüşmeyi kabul etmeyen MHP'nin dahi kabul oylarına rağmen sadece AKP'nin oylarıyla reddedildi. Neydi bizim ilk günden itibaren talebimiz? Yetkileri artırılmış bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyorduk. Çünkü mevcut sistemde araştırma komisyonlarının çalışma süreleri 3 ya da en fazla 4 ay gibi sınırlı ve tabii ki genel anlamda baktığınızda o kadar çok çözülmemiş, karanlıkta kalmış, gerçek failleri bulunmamış, tetikçileri bile çok akıl almaz kısa sürelerde serbest kalmış kiminde, kiminde tetikçileri bile tam anlamıyla yargı önüne gelmemiş. Gerçekten kalp ağrısı birçok cinayetten bahsediyoruz. Hatta 17 bin gibi akıl almaz bir rakamda biliyorsunuz Türkiye'de kayıp sorunumuz var. Bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir komisyonun görevi zaten çok ağır. Böyle 3 ay içinde falan hani hangi birinde hangi yere ulaşılsın, hangi bilgiye erişilsin zor bir şey. O yüzden belki konu konu çalışacak, belki özel yetkilendirilmiş, yetkileri artırılmış bir komisyonla kim incinirse incinsin gerçek faillerin bulunmasını araştıracak komisyonlar istemiştik. İkinci talebimiz de insanlık suçlarının zaman aşımına uğramaması ve devlet sırrının da bu anlamda kapsam dışında tutulmasıydı. İnsanlık suçları için devlet sırrı diye bir kavramın olmaması gerektiğiydi. Ne olmuş oldu? 17 kez bugüne kadar sunuldu. Hatta belki galiba en son 18 oldu. Ve her birinde reddedildi. Şimdi ikinci ziyaretimiz bir önceki ertelenip 13 Mart'a kalan, bir önceki 6 Aralık'ta gerçekleşen Sivas davasının somut zaman aşımıyla karşı karşıya olduğu duruşmanın hemen öncesinde hem bir yıl önce yaptığımız taleplerimizi yinelemek hem de özellikle Sivas davasının kapının eşiğinde bekleyen bu konumu sebebiyle bir kez daha insanlık suçlarına zaman aşımına özel dikkat çekmek ve bu anlamda bir talepte bulunmaktı. İkinci ziyaretimizde ne oldu? Orada da bu sefer bize AKP de MHP gibi kabul etmemiş oldu. İnsan Hakları Komisyonu ve Meclis Başkanı'ndan da randevu talebimiz vardı. Onların da gündem yoğunluğu sebebiyle reddedilmiş olduk. Ancak daha sonra
İnsan Hakları Komisyonu'nda görevli CHP milletvekili Sayın Hüseyin Aygün'ün bizlerle görüşülmesinin faydalı olacağı ve önemli olduğu doğrultusundaki katkısı ve tavsiyesi sonucunda oradan bir randevu alabilmiş olduk. İnsan Hakları Komisyonu'nda sadece Ertuğrul Kürkçü'nün. Ertuğrul Kürkçü'nün. Ertuğrul Kürkçü'nün de evet. Ben de bir şaşkınlıkla baktım. Ben bir şey mi atladım, nasıl oldu falan diye. Ertuğrul Kürkçü'nün de açıkçası o komisyonda çok anlamlı önerisi oldu. Çünkü o komisyonda biz komisyon başkanı AKP milletvekili Sayın Ayhan Sefer Üstün tarafından ağırlandık diyeyim. Orada bir alt komisyon kurulabileceğini, yürütmenin yetkileri artırılmış bir komisyona hani şu anda uygun olanak sağlamadığını söylemişti Ayhan Bey. Ama alt komisyon daha da bizim isteğimizi yerine getirmeyecek olan bir şey. Çünkü bu sefer bir yıla falan varan bir süre oluyor ama her hafta bir danışmana başvurmaktan öte yaptırımı olmayan bir işlerliği var. Ertuğrul Kürkçü çok önemli bir noktaya değindi orada. Biz bunu böyle yapmamalıyız Sayın Başkan dedi. Bir anayasa komisyonu var. Yeni anayasa çalışmaları devam etmekte. O nedenle İnsan Hakları Komisyonu bu yasal düzenlemeyle ilgili bir öneri paketi hazırlasın ve Anayasa Komisyonu'na sunsun ve orada da bunun hani işlerliği devam etsin dedi ama o günkü bu olumlu girişimin arkasından komisyon içerisinde böyle bir ilerleme hani benim bilgim ya bize gelen bilgiler dahilinde bilmiyorum Eren'le de herhalde farklı bir bilgi gelmedi. Olmadı. Keza Cemil Çiçek'le yaptığımız görüşmede de yine yürütmenin nelere izin verdiği vermediği ve hani aslında hakkımızı aramamızın en doğal hakkımız olduğu gibi bir yaklaşımla, iyi niyetli bir yaklaşımla karşılaşmamıza rağmen bir ondan bu yana da bakın dava ertelendi, 2 ay geçti. Hani birisi de gelip hani şuna da çalışalım demedi. Ne oldu? Bahsettiğiniz yasa tasarısı CHP milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkulu ve Emine Tarhan hanımefendi tarafından hazırlanan bir yasa tasarısı oldu. İnsanlık suçlarında zaman aşımına karşı ve devlet sırrı kapsamını özellikle ifade eden insanlık suçları kapsamına hangi suçların alınması gerektiğini, işte çocuk istismarı da bunun içinde, kadına karşı şiddet de bunun içinde, işte siyasi cinayetler, işkence, pek çok konuyu da içeren oldukça da kapsamlı bir yasa tasarısı. Ancak bunun işte usulle ilgili bir sorunu olduğunu, yani ben hukukçu değilim ve çok doğru bir şey aktarmayabilirim, o yüzden hata yapmak istemediğim için sadece böyle söyleyeyim, usulen hangi maddeden hangi nereden falan gibi detaylarda boğulunarak usulen uygun olmadığı gerekçesiyle yine AKP tarafından reddedildi. Aslında orada da şuna dikkat çekmek lazım. Yani daha önce 17 kez zaten reddedilen başka bir talebin somut bir yasa tasarısı teklifinin de reddiyle devam eden bir süreç. Ama az önce Eren de bahsetti, ben de bahsettim. Sanıklara avukatlık yapmış olan isimlerden oluşan 26 isimlik bir liste var. 8 İktidar Partisi milletvekili, bir geçmiş dönemde bakanlık yapan kişi, hatta 2 bakan ismi, işte baro, çeşitli vilayetlerde baro başkanları, milletvekilleri, hakimler, yüksek kuruluna atanan isimler. Yani öyle baktığınız vakit zaten bu kadronun buna evet deme potansiyeli ne kadar vardı, keşke biz yanılsaydık, keşke olduğunu görseydik. Keza Eren'in de çok söyleyecekleri, ekleyecekleri vardır ama iki şey daha söyleyerek çok uzatmadan bitireyim. Bugün Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamaları da biliyoruz, bu ülkenin Adalet Bakanı'nın. Diyor ki 5 kişinin zaman aşımına uğramasından söz ediliyor. Yani öyle bir tantana koparılıyor ki demeye getiriyor. Bütün suçlular sanki zaman aşımından yararlanacak gibi. Şimdi tırnak içinde ama adalet hani kavramına baktığınız vakit kafa sayısına... Uğraması ne anlama geliyor? Belki onu biraz açmak lazım. Yani şöyle düşünmeniz lazım. Durum değil çünkü bu. Şöyle düşünmeniz lazım. Tırnak içinde adalet dediğiniz şey kafa sayısıyla ölçülen. Bir kişi bile suçluysa onun zaman aşımına tepki duyması gerekir. Bir hukukçunun, hatta adı Adalet Bakanı olan bir kişinin hani buna tepki göstermesi gerekir. Diğer taraftan işte İçişleri Bakanımızın da yaptığı açıklamalar var son dönemde. Bir başka katliamın anması için Hrant gerçekleştirilen Hocalı katliamı. Söylüyorum. Yani orada pankartlar da oraya yoğunlaşınca ben Hrant Dink'e gittim. Yani insanlık suçlarıyla ilgili yaklaşımlar, hani orada zaman aşımına dair bir cümlesi olmayan bir İçişleri Bakanımız, öbür tarafta 5 kişi canım diyen bir Adalet Bakanımız olması da zaten hani kitlenin bu yasa tasarısına nasıl bir gözle baktığı konusunda bize değişik soru işaretleri veriyor deyip Eren'e sözü bırakayım. Yani burada ekleyecekleri var çünkü Eren'in. Evet, hani bu zaman aşımı hakikaten şimdi toplumsal bellek platformu olarak siz faali meçhul kalmış birçok
cinayetin aydınlatılması için mücadele ediyorsunuz aslında. Dolayısıyla hani burada verilecek bir zaman aşımı kararı diğer faili meçhullere nasıl yansıyacak o davalarınız? Aslına bakarsanız iki şey söyleyeyim burada. Biz 11 Şubat 2010 tarihinde gittiğimizde 28 aile olarak orada bütün partilerde yani MHP hariç bütün görüştüğümüz yetkililerden son derece olumlu yanıtlar almıştık. Hatta şöyle söyleyeyim, o dönemin İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül'ün yanına gittiğimizde hakikaten hepimizin gözyaşları sel olmuştu bir masanın etrafında. Çünkü bir masa düşünün, 28 tane aile var karşınızda. Biri diyor ki ben 7 Kasım 1980'de öldürülen yayımcı İlhan Erdost'un eşiyim Gül Erdost. Öbürü diyor ki ben işte Türkiye'nin aydın sosyolog, yazar öldürülen Cavit Orhan Tütengil'in kızıyım Deniz Tütengil. Öbürü diyor ben işte Abdi İpekçi'nin kızıyım Nüket İpekçi, Uğur Mumcu'nun kızıyım Özge Mumcu. Yani liste çok uzun. Hı hı. Bir süre sonra biz hepimiz ağlamaya başladık, gözyaşlarımızı tutamadık. Çünkü bu gözyaşlarının altında kendi acımız yoktu. Bu ülkeye duyduğumuz acı vardı. Karşımızda çok büyük sararmış bir fotoğraf vardı. Sararmış bir Türkiye fotoğrafı vardı çünkü. Hakikaten ummak istedik bir takım şeyler. Beklemek istedik iyi niyetli bir biçimde. Çünkü oraya en mahrem duygularımızı geride bırakarak siyasi bir hesaplaşmanın peşinde olmadan gitmiştik her şeyden önce. Ve ne yazık ki komisyon önergeler tam 18 kere reddedildi. Eğer reddedilmeseydi zaten Kemal Türkler davası da zaman aşımına uğramayacaktı. Yani Türkiye'de sendikal hareketin önce isimlerinden Kemal Türkler davası da insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınabilir ve zaman aşımına uğramayabilirdi. Şimdi sıra Sivas davasında, yakın bir gelecekte belki Dink davasında aynı şey söz konusu olacak. Yusuf Ekinci çok yakında. Yakında. Yani Türkiye'de siyasi cinayetlerde, işlenen siyasi cinayetlerde hep ortak bir yan söz konusu. Bizim adalet arayışımız ne yazık ki havada asılı kalıyor bir biçimde. Ve oradan buradan bulunabilirse şayet o açığa çıkartılan birkaç tane tetikçiye ulaşabiliyoruz. Ama bu yapılanmanın arkasındaki güce bir biçimde ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız sürece de maalesef hepimiz edindiğimiz tecrübeyle öğrendik ki bu tarz cinayetler eğer bu yapılanmaya ulaşmazsa işlenmeye devam edecek. Hı hı. Bu bir nokta. İkincisi şunu eklememiz lazım. Hemen İnsan Hakları Komisyonu'ndan geçiş yapayım. Zafer Üskül'le o gün karşılaşmamızda gözyaşlarımız sel olmuştu dedim biraz önce. 5 Aralık tarihinde meclise gittiğimizde bu defa Sivas özelinde İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün bizi karşıladı ve Zeynep'le bana dönüp Sivas özelinde gittiğimiz için peki Başbağlar katliamı için de acı hissediyor musunuz gibi bir garip soru yöneltti bize. Garip diyorum çünkü biz bu ülkede öldürülen herkesin yasını tutuyoruz. Artık insanların evine daha fazla ateş düşmesin istiyoruz. Hani derler ya bu biz yandık başkaları yanmasın, hı hı, diye. Başbağlar katliamı ile ilgili olarak da böyle bir sorunun sorulmasını son derece yakışıksız bulduğumu belirtmek isterim. Çünkü ben İnsan Hakları Komisyonu Başkanı değilim. Eğer İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olsam her iki katliam arasında eğer varsa bir bağlantı. Bunu açığa çıkartmakla yükümlü tek kişi ben olurum. Yani bu sorunun muhatabı ben değilim. Aslında bu sorunun muhatabı Ayhan Sefer Üstün'ün kendisi olmalıydı ne yazık ki. Böyle bir devletin görevini ya da yapmış devletin, olması evet, gerekirdi zaten maalesef çok da. Böyle çok son tam derece hoş olmayan tatsız evet, durumlarla karşılaştık. O iki bağlantı zaten hakikaten hani çok çirkin bir bağlantı. Ve bunun bir mağdura yöneltilmesi de ayrıca evet, bir sıkıntı verici bir şey. Peki halkımız üzülüyoruz onu da bir kez daha buradan söylemiş olalım da yanlış bir anlaşmaya devam evet, vermeyelim. Yani elbette ki üzülüyoruz. Niye üzülmeyelim? Son birkaç dakikamız bu. Şimdi 13 Mart'ta duruşma. Zaman aşımı olmasın diye yine orada olacaksınız. Nasıl bir girişim olacak, ne olacak onu da bir paylaşalım isterseniz. Toplumsal Bellek Platformu aileleri çünkü orada bizimle birlikte olacaklar, hı-hı, bize destek olacaklar. Yine şu ana kadar bana gelen bilgilere göre sanatçılar girişimi çok yakında, hı-hı, biliyorsunuz memleketimizin